Ben Ahmet Yıldırım Bey'in biraz önce söylediği allem eder, kallem eder, bu seçimi yaptırmaz diyen grubun içindeyim yani ben de. Dolayısıyla bu seçimin Evet. hala Bunu daha şeyim. önce bu programda tartışmıştık sizinle. Evet, Evet hocam. hala bir kafamda bir istifham var yani, bir soru işareti var. Ha şimdi Figen Hanım oradan tabii müdahale edebilir haklı olarak. Ya anayasada açık yazıyor yani bunu şey yapamazlar diye. Ama bizde anayasa ihlali vakayı adiye, mesela bu hafta çok az konuşuldu. Ama ben kendi alanıma girdiği için özellikle ilgilendim. İşte bu kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir kanun çıktı, meclisten geçti. Onun içine bir madde koydular. Şirketlerin 2022 pardon 2022 karları üzerine ek %10 vergi getirildi. Belirtilerde. Bir daha söyler Dünyanın misiniz hiç hocam? şirketlerin Evet. bazı şirketlerin detaylı bir kanun detayına girmiyorum. 2022 karları üzerine %10 ek vergi getirildi. Böyle bir şey dünyanın hiçbir hukuk devletinde olmaz. Yani sene bitmiş, mali yıl bitmiş, insanların karları gerçekleşmiş, vergilerini hesaplamışlar. Ondan sonra bir kanun çıkarıyorsun geriye dönük olarak ve 2022 üzerine %10 vergi koydular şimdi. Bunun gerekçesi depremde şeye ihtiyacımız var, paraya ihtiyacımız var diye bunu söylüyorum. Aynı rezilliği Tansu Hanım yaptı 1994'te. Aynı rezilliği yaptı ve bu rezilliğin faturasını Türkiye çok ağır ödedi. Belki bu şey yapılmıyordu ama yurt dışından gelen yatırımcı neyi gördü? Ya ben oraya geleceğim, işte bir kar edeceğim, vergimi ödeyeceğim. Ve sonra bir gün birisi bir kanun çıkaracak, benim eski karlarım üzerine bir daha vergi salacak. Ben niye gideyim dedi. Bunun aradan işte kaç sene geçti? 30 sene yaklaştı Tansu Hanım'ın yaptığı bu vahim yanlıştan. Yavaş yavaş unutulurken şimdi aynı hatayı bir daha bu sefer AKP yaptı. Dolayısıyla yani anayasayı ihlal bunlar için bir şey, sorun değil. Ne dedin sen büyük abileri, kurucu büyük abi? Ya ayet değil ya bu dedi ya. Ondan sonra ayetle yani bir dini bir şeyle işte bir hukuk devletinin temel belgesi olan anayasayı birbirine karıştırarak yaptı bunu. Tabii bu bir deyim gibi gelir. Bir ayet değil ya, ne olacak diye bir kere de atlarız demeye gelir ama böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir rezillik olur mu? Dolayısıyla ben anayasanın da atlanabileceğini, dolayısıyla ben şu anda Erdoğan'ın kafasındaki seçim şeyinin, planının, var ya onun kader planı gibi, seçim planının nasıl bir plan olduğu konusunda çok net şeyim yok hala. Görüşüm yok. Yani önümüzde çok belirsizliklerle dolu bir 2 aya girdik gibime geliyor. Tam bugün itibariyle tam 65 gün ya da 60 10 işte pazar var. Yani 10. pazar oy evet. kullanacağız. Dolayısıyla şey yani ne derler, anlayamadım yani ben bunu böyle, çünkü çok rahatlıkla şey, çok da böyle kendine güvenerek şey yaptı. Tabii yani hukuk ihlali Türkiye'de çok şey bir şey. Yani bizim ülkede ben hukuk formasyonu almış bir insan değilim ama yani hukuk öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. İlgilenmek zorundasınız. Çünkü başka türlü şey yapamıyorsunuz. Yani mesela biraz önce yine Ahmet Yıldırım Bey söyledi. Kronometre tabirini kullan. Ya sonra ya bir başbakan ya da cumhurbaşkanı ben kronometreyi şöyle açıyorum diye olabilir mi ya böyle bir şey? Yani o kronometre denen şey anayasada yazması lazım. Varsa bir şeyin tarihçiliği bunu yasada yazması lazım. Başbakan diyor ki benim başlangıç tarihim bu diyor. Aynı şeyi biliyorsunuz 16, 15 Temmuz şeyinden sonra da şey yaptılar. Yani işte belli bir örgütle ilişki. Ben şu tarihten itibaren alayım. Daha öncesini saymıyorum diyor. Daha öncesini saymıyorum. Bundan sonrasına bakacağım diyor. Ya, ve bunu yargıya empoze ettiler. Ya, Türkiye böyle bir şey. Dolayısıyla bir de şey de var tabii yani yine Figen Hanım çok yerli yerinde söyledi. Ben de baktım tekrar bakıyorum. Biz de değil mi hukuka merak sardık yani mecburen bu ülkenin vatandaşı olunca. İşte bu Cumhurbaşkanı olması şey değil. Burada da bayıldım. Mecelle'de bak. Mecelle 1876 tarihli Osmanlı Medeni Kanunu. 1876, 150 sene geçmiş üzerinden. O kadar güzel bir kural var ki orada. Diyor ki yani eski deyimle mealen şöyle. Sarahat delalet gerektirmez diyor. Mecellede böyle bir tabir var. Sarahat yani açıklık açıklık. delalet gerektirmez diyor. Yani bir ek bir delil gerektirmez diyor. İşte anayasanın o Cumhurbaşkanı ancak 2 defa seçilir maddesi. O kadar sarih yani mecelle diliyle söylüyorum. O kadar sarih bir madde ki onu illaki başka yerlerle şey yapıp bir delalet getirmeye gerek yok orada. Çok net yani bu.
mecellede bunu söylemiş. Ta 1876 yılında söylemiş. Yani madde çok açıksa bunun yorumuna gerek yoktur diyor. O maddede o kadar açık, o kadar net ki bunun AKP'liler tarafından efendim o şu tarihte geldi de ondan sonra bilmem ne oldu da bilmem ne oldu gibi yorumlar çok saçma. Dediğim gibi ama burası böyle bir ülke. Onun için çekiniyorum diyorum işte yani. Adam çok açık. Yani o, şimdi 126'dan örnek veriyor. 116'dan pardon. 116. Evet. 116'dan da o 116'ya göre olur. O zaman da meclis çünkü olabilmesi için ikinci defa üçüncü defa seçilecekse onu da meclisin kendini feshetmesi gerekiyor. Şimdi ortada meclis de feshetmedi. Hatta meclis fesh dahi edilmedi. Devam ediyor meclis. Yani nereden bakarsan bak çok net bir anayasa hukuku ihlallediği için de bir seçime gidiyoruz. Bunun sonucu nereye kadar? Seçim hukukunda neler olur bu çerçevede? Ondan da korkmuyor değilim. Yani çok belirsiz, ilginç bir şeye gidiyoruz. Herkesin çok sıkı çalışması lazım. Çok disiplinli ve çok sıkı çalışması lazım. Yani özellikle parti örgütlerinin. Çok sıkı çalışmaları lazım. Kolaylıklar diliyorum. Biz uzaktayız. Bizim yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Ama Türkiye'de bu konuda çalışacak insanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum yani. Başka bir şey söyleyemiyorum. Herkesin çok sıkı ve disiplinli çalışması lazım. Çünkü karşıda hukuk tanımayan çok ilginç bir şey var. Ne diyeyim artık? Bir örgüt diyeyim artık. Onu parti demeye dilim varmıyor çünkü. Parti bir anda hukuki bir tabir. Bir örgüt var karşımızda. Hukuk tanımayan bir örgütte örgüte karşı seçime gidiliyor Türkiye'de. Bakalım ne olacak. İnşallah hayırlı olur.